Nereye gitti o? Kıracağım bacaklarını. Nereye gitti? Anam, bir dakika teyze. Nereye gitti diyorum sana o utanmaz. Teyze dur teyze. Bırak. Azdın mı sen? Dur teyze, ne yapıyorsun? Ah babacığım, Cafer ne oluyor? Ne oluyor be? Büyük hanım beni damadını benzetti herhalde. Teyze dur, o değil, o değil. O benim kocam teyze, dur. Kıracağım bacaklarını ahlaksız. Yaptığınız çok ayıp efendim. Rezil olduk apartmana. Asıl sizin yaptığınız çok ayıp efendim. Şerefim iki paralık oldu. Ay bir şey mi oldu efendim? Bir sesler duydum da. Yok bir şey efendim, konuşuyoruz. Geldiler teyze, geldiler. Bak bırak. Orada. Kız gel buraya. Sen neredesin? Kıracağım bacaklarını. Bana niye vuruyorsun sen? Kıracağım bacaklarını. Kız sen azdın mı? Şimdi de bunu bıraktın peşini. Kız bana cevap ver. Anam çıldırdı. Seni gözükleri alacağız seni. Takmış elin adamını peşine. Baban gelsin söylemezsen. Kocam o anneciğim, kocam. Yavaş efendim, öldürecek misiniz Allah Allah? Aman aman. Ben sadece ne oluyor diye bakmaya gelmiştim. Bırak. Senin de bacaklarını kıracağım. Teyze ne oldu teyze? Kıracağım bacaklarını. Aman efendim tutun şunu, hepimizi sıradan geçiriyor. Kime kızdın sen yine teyzeciğim, anlat bakayım. Azmış gözü kör olasıca. Anladım anladım. Ver şu oklavayı da bana. Gel gel sen benim yanıma konuşalım. Gel. Buyurun. Öf. Hayla Hanım. Beğendiniz mi yarattığınız rezaleti? O rezaleti siz yarattınız Sabri Bey. Ah babacığım. Sus bakayım. Kapa çeneni. Otur şöyle. Ne var bunda efendim? Bir sıcak çorba götürdük diye insanlara. Götüremezsiniz efendim. Ben kocanız olarak izin vermiyorum. Vallahi mahkemeye kadar gider bu iş. Giderse gitsin efendim. Bak hala konuşuyor. Ben şimdi hepsinin cezasını vereceğim teyzeciğim. Ver kızım, aferin. Utanmaz ahlaksızlar. Sinirlenme sen, sinirlenme. Buyurun. Utanmazlar. Kusura bakmayın Elvan Hanım. Estağfurullah. Olur bazen bizim apartmanda böyle şeyler. Olur efendim. Her apartmanda olur. Türkan Hanım, ben de şu parmağımdan bir darbe yedim. Çok acıyor. Eyvah, çatlak falan olmasın. Bakarım şimdi. Kudurdu efendim, kudurdu adam. Ortalığı birbirine kattı. Bir çorba yüzünden. Ayla Hanım, bakın vallahi yabancı yer falan demem. Ağzıma geleni söylerim şimdi. Söyleyin bakalım, söyleyin. Buyurun. Senin ne işin var burada eşek? Çık dışarı. Laf dinlemeye mi geldin? Biz kabahatli olduk şimdi. Ne bağırıyorsun adama, yardıma geldi. Ne oluyor Gül? Sabri Bey siz de lütfen. Ayla kim geldi kızım? Sabri Bey anneciğim. Apartman hastaneye dönmüş. Katil iyileşmiş kalkmış da Şengül Hanım maalesef yatıyormuş hala. Aman efendim. Bana ne o çarpık bacaklı kadından? Sizin de aklınız fikriniz onda bakıyorum. Kim hastaymış başka? Seyum Hanım, Cenap Beyler. Cenap Bey de mi hastalanmış? Nesi var acaba? Ne olacak efendim? Sabahlara kadar orası senin, burası benim dolaşırsa ayazda üşütür tabii. Canım, üşütmüş mü? Efendim ne dediniz? Ayla Hanım, sözlerinize dikkat edin biraz lütfen. Ne oluyor öyle el alemin adamlarında canım manın? Ayla kim hastaymış kızım? Cenap Bey anneciğim, kiracımız. Bizim dairede oturuyorlar ya, üşütmüş zavallı. Şair, şair. Aman ne şairi, yolu kazı. Yazlığı iki satır şey yok henüz ortalıkta. Kıskanmayın efendim, o dünya çapında bir sanatçı. Haşt! Yanından mı geçmiş acaba? Üşütmüşse onu bir güzel terletip sırtına kupa çekmek lazım evladım. Bakacağım anneciğim. Efendim anlamadım. Nesine bakacaksınız? Terletip kupa mı çekeceksiniz yoksa koskoca kıllı herife? Hiç olmasa bir çorba yaparım götürürüm sıcak sıcak içer efendim. Yazık. Vallahi öyle bir şey yaparsanız kıyameti koparırım. Daha neler artık. Pıs, pis musibet. Defol, kurulmuş gene baş köşeye. Ne istiyorsunuz yavrucaktan? Korkma kızım, korkma. Baban tepinmeye başladı yine. Ağzınızı toplayın lütfen. Beygir yok sizin karşınızda. Vallahi şimdi tuttum gibi bacağını da fırlatır atarım. Elleri kırılasıca.
Yap kızım çorbanı götür. Ben izin veriyorum, sevaptır. Yapacağım şimdi anneciğim. Karışmasın. Hele öyle bir şey yapın. Vallahi bir daha bu eve giremezsiniz, söyleyeyim de. Ne diyor o öyle? Beni eve almazmış anneciğim. Karışmasın o. Nasıl almazmış? Ben izin veriyorum. Görüyor musun Rukniyet'in? Azdı damadın, azdı. Kızı eve almıyor. Ah muhterem ah. Siz benim yerimde olsanız ikisini de kapının önüne koyarsınız vallahi, ikisini de. Anam, ne oldu be hayvana? Babacığım gitti gitti. Sus be, ağzını hayra aç, uğursuz. Babacığım gitti. Şşt, çok konuşma. Cafer. Buyurun. Hah, burada mısın? Bitti mi ders? Bitti. Cenab-ı abi yanaklarından öpüyor. Bugünlük bu kadar. Yarın daha uzun çalıştıracak. Sağ olsun. Allah ne muradı varsa versin. Zahmet oldu sana da Sıtkı Bey. Ben gelir alırdım. Ne zahmeti canım? Kızım. Güzel öğrendin mi Cenab-ı Bey amcanın dersini? Öğrendim canımın içi. Ne dedin? Ben de öğrendim canımın içi. Anam. Ortalığı birbirine kattınız efendim. Teessüf ederim vallahi. Hani ölüyordu? İşte Türk bir maşallah. Öyle değil efendim. Az kalsın ölüyordu. Türkan Hanım ne dedi size? Elleri kırılasıcam. Akşam baban gelse söylemezsem. İyi günler efendim. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Yok bir şey yok. Boşu boşuna ortalığı velveleye verdiler. Cenab-ı Bey de maşallah. Apartmanda herkesin hocası oldu. Söyleyin ona öğretmesin öyle saçma sapan şeyler çocuklara. Gelip gidip bizi öpüyorlar. Anam. Neler söylüyorsunuz aylarım herkesin içinde ha. Canım. Dikilip durma sen de orada, hadi işine. İşindeyim efendim. Buyurun. İyi günler. İyi günler efendim. Kıracağım bacaklarını. Kimi arıyorsun teyzeciğim? Sabri Bey'i. Buraya mı geldi o katil? Evde anneciğim, evde. Öldürdü hayvanı, kıracağım bacaklarını. Öldü mü? Öldü mü anneciğim? Vah teyzeciğim vah. O ağlamasını kim ağlasın? Ah geldi geldi. Neler uyduruyorsunuz efendim? İşte cin gibi bakıyor. Kedi bu, uyuyor, uyumaz mı? Buyurun. Uyuyor mu? Oh çok şükür. Çok şükür yavrum. Ah teyzeciğim çok şükür. Ne katilliğimiz kaldı ne gaddarlığımız. Siz de öksürük şurubu içirmişsiniz hayvan ama Sabri Bey. Vallahi şu kadarcık efendim, iki damla. Açar mısınız anneciğim biraz ağzınızı? Aynen Sabri Bey, ne yapıyor öyle hayvanım? Eziyet anneciğim, eziyet, ne yapacak? Veterinere para vermemek için kendisi tedavi edecekmiş. Edeceğim efendim, göreceksiniz. Bitti. Bir saat içinde hiçbir şey kalmayacak hayvanın. Elleri kırılasıca, bırak hayvanı. Bırakır mısınız şu kızı efendim lütfen? Siz doktor musunuz, ne anlarsınız bu işlerden? Anlarım efendim. Sizin o doktor dediklerinizin çoğundan daha iyi anlarım. Görürsünüz birkaç saat sonra. Elleri kırılasıca. Veterinere götürsün o hayvanı. Vallahi hakkımı helal etmem. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim, duydum. Hadi kızım. Oo canım. Veterinere para vermemek için öldürecek hayvanı. Ben vereceğim. Götürsün. Getir bakayım şuradan çantamı. Hah, getireyim efendim. Aman ya Rabbi. Durup durup bir yerlerden para çıkarıyor kadın. Boş o çantanız anneciğim, boş. Hiçbir şey yok içinde. Olması lazım kızım. Getir bakayım evladım. Var herhalde bir bildiği efendim. Karışmayın, rahat bırakın kadını. Açayım mı? Aç aç evladım. Aa, bir şey görünmüyor efendim. Boşmuş hakikaten. Demedim mi efendim, hayal görüyor. Şurada olacak, ver bakayım bana sen. Ha? Bu kaç mecidiye? Aman ya Rabbi. Ne mecidiyesi efendim? $50. Aa. Nereden çıktı o? Bu kaç evladım? 100 efendim, 100. Al bunu da.
Aa. Allah bereket versin. Kadın sihirbaz gibi maşallah. Çekip çekip astarlardan çıkarıyor. Bakın efendim, daha olmasın. Bakayım evladım. Sarılırım bunlar çocuğum. Aman Allah'ım. Bu çantada bir keramet var vallahi. Bu cumhuriyet, bu da Reşat altını. Alamadı evladım. Ay, niye ona veriyorsunuz anneciğim ha? Sizin kızınız benim. Aman efendim, aman. Biri gelir, ortalıkta durmasın. Babacığım, büyük hanım kaçtı, büyük hanım kaçtı. Sus be sen de. Zaten herkesin canı sıkkın. Çakarım bak, insanın kafasını bozma, geveze. Gitti o kadın. Dayanamadı bunların eziyetini. Kesin gitti, her yere baktım. Vah canım vah. Kafa da yok, ne yaptığını bilmiyor. Ezilir arabaların altında. Alırız haberi az sonra televizyondan. Vah anam vah, Alzheimer. Kafayı da yemiş, ne yapsın fukara. Kaçtı babacığım, büyük hanım kaçtı. Anam, buldunuz mu? Aa, gözünüz aydın. Nereye gittin teyze? Cenab beyleri. Gidecek yer bulamamış, bizi şikayete. Mahkemeye verdim bu ahlaksızları. Soydular beni. Neler söylüyorsunuz anneciğim? Duyan da sahi sanacak. İyi etmişsin teyze. Şahit lazımsa beni yazdırabilirsin. Aferin, kimin oğlusun sen evladım? Tövbe. Koskoca adam teyze. Siz de neler söylüyorsunuz efendim? Şahitlik yapacakmış. Sahiden bir şeyini soymuşuz gibi. Çok ayıp vallahi Cemil Bey. Teessüf ederim. Hadi efendim hadi. Zaten olacağımız kadar aleme rezil olduk. İçeride konuşalım bunları. O ne karışıyor bizim özel işimize ama efendim? Efendim girin lütfen. Daha fazla asabımı bozmayın benim. Sen de iki dakika yerinde otur be adam, ölür müsün? Anam, hep buradayım efendim vallahi. İhtiyaç molası, iki dakika. Sus! Yemin etme bir de. Ne olmuş yine acaba efendim? Aynı konu efendim. Sevim Hanım'la Serpil Hanım kavga etmişler ya dikiş yüzünden. Kız sevgilisiyle güzellik yarışmasına davetliymiş. Annesinin eski tuvaletini üstüne göre yaptırmak için gitmişler. Hani Londra borsasında oynuyordu babası. Çok atıyorlardı. Kızına bir gece elbisesi diktiremiyor mu? İstese 50 tane yaptırır da varlığını belli etmek istemiyor hayduta. O ne şeytan o. Ah, canım tontuş. Oo, yedin mi mamanı? Canım. Utanmaz ahlaksızlar. Gidiyorum avukata şimdi. Bize mi söylüyor? Bize herhalde. Nereye böyle anneciğim? Sus anne deme bana. Ne oldu yine? Ne olacak? Kocanla bir oldunuz, benim her şeyimi elimden aldınız. Allah Allah. Neyinizi aldık efendim sizden habersiz? Sus konuşma, yakıl karşımdan. Ne mücevherim kaldı ne evrakım. Nereye gitti o tapular? Bir tane tapunuz vardı. Lamartin'deki evin tapusu anneciğim, onu da sattık ya. Sus sus konuşma. Dolandırıcılar. Sattınız mı? Vereceğim mahkemeye. Görüyor musun Rüknettin? Benden habersiz satmışlar evi. Böyle konuşmayın anneciğim. Gücüme gidiyor vallahi. Sizden habersiz nasıl satarız efendim? Telaşlanmayın. Oturun şöyle biraz konuşalım. Tamam, bugün de bunu tutturdum. Dokunmayın benim şapkama. Gidiyorum ben. Vereceğim mahkemeye sizi ahlaksızlar. Tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Büyük hanım. Buyurun efendim. Avukat bey içeride mi evladım? Avukat mı teyzeciğim? Evet. Salih bey. Kaç yıllık avukatımız. Ona bir şey danışacağım. Sıtkı, kim geldi canımın içi? Teyze Cenab abi, teyze. Bir şey danışacakmış sana. Teyze mi? Buyursunlar efendim, buyursunlar. Beni tanıdın mı evladım? Nerede baban? Babam? Avukat Salih Bey. Ben Rüknettin'in eşiyim evladım. Biliyorum efendim. Alzheimer Sıtkı'cığım. Demek sen de avukat oldun, aferin. Kızımla damadımdan şikayetçiyim evladım. Neydi senin adın? Cenap efendim, Cenap. Bu bana dilekçe yazdı şekibrikçi. Öyle görünüyor Cenap abi. Mahkemeye vereceğim onları.
Yaz bakayım evladım. Evimi elimden aldılar. İki serseriye verdiler. Bize söylüyor İbikciğim. Evet Cenab-ı abi. Yine kim geldi? Aa, ya istemiyorum artık hiç kimseyi. Ne bu ya? Aa, şurada iki satı bir şey yazamayacak mıyız yani? Sepet İbikci. Ya esmerse Cenab-ı abi? Eyvah olabilir. O zaman ne yapacağız? Ben ihtiyar alıp Sabri Beylere inerim Cenab-ı abi. Ha, aferin. Kapan çalışıyor İbrikçi. Aç bakalım. Buyurun efendim. Özür dilerim annem. Annem. Efendim rahatsız ediyoruz ama büyük hanım yine evden kaçtı. Burada efendim burada. Telaşlanmayın. Ah çok şükür nereye gitti yine anneciğim aşk olsun. Gelme yanıma kırarım bacaklarını ahlaksız. Bunda telaşlanacak bir şey yok efendim. Oturuyoruz. Mahkemeye dilekçe yazıyoruz. Dilekçe mi dediniz mahkemeye? Evet abiciğim. Anlayın işte. Sizi mahkemeye veriyorum. Utanmaz ahlaksızlar. Hapishanelerde sürüm sürüm süründürmezsem sizi. Sapıttı efendim. Kusurumuza bakmayın. Artık iyice sapıttı. Evini zorla elinden almışız. Ne kusuru abiciğim aşk olsun. Biz yabancı mıyız yani? Çarpıntıdan ölüyorum vallahi Cenab-ı Bey. Şu kalbimin haline bakın. Kolaydı ya efendi tabii. Anne sevgisi. Ne yapıyorsunuz efendim? Açın da gösterin bari. Ah muhterem ah. Ne kötü taksiratım varmış. Annesi bizi mahkemeye verir. Kızı gider el alemin kullularına göğsünü açar. Hiç de öyle değil babacığım. Uyduruyor. Ben göğsümü falan açmadım. Sadece kalbimin çarptığını söyledim Cenab-ı Bey. Hadi efendim hadi. Utanmasa sarılıp aleni öpecek adamı. Vallahi iftira babacığım. Ne söylüyor bu ahlaksızlar Rukneddin sana? Senin şu kızın yok mu? Kocasıyla bir olup elimde avucumda ne varsa aldılar. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Delilerin arasında kaldım ben de oynatmak üzereyim. Oh maşallah. Apartmanın bahçesi kedi imarethanesine döndü yine. Olmaz ki canım. 30 tane kedi bahçede mırnav mırnav. Bir şey söylesen damgayı vururlar hemen. Hayvan düşmanı. Ayla ne söylüyor öyle kocan? Türkan Hanım bahçede kedi besliyormuş da anneciğim. Kapıcılarla onlara söyleniyor. Söyle ona hakkımı helal etmem. Dokunmasın hayvanlara. Ben ona hiçbir şey söylemem anneciğim. Konuşmuyorum ben onunla. Koş çabuk sen de bir şeyler götür hayvanlara. Buyurun efendim buyurun hoş geldiniz. Kim geldi Sabri Bey? Bakın efendim sürpriz. Kız benim ben kocan zorla davet etti. Aa, benimki burada öpeceğim. Kız ne haber? Görüşemiyoruz. Hoş geldin evladım ben Rodaro. Niye geldi bu kadın buraya yine efendim? Ben davet ettim efendim Allah Allah. Ne demek niye geldi? Burası benim de evim. Hayır efendim. Kimseyi çağıramazsınız izin almadan. Yavaş konuşuyor musunuz lütfen? Kız yine mi tuttu senin o gıcığın? Bak şöyle yap. Nefesini tut tamam mı? Çık diye geçer. Teşekkür ederim efendim. Boşuna zahmet etmeyin benimki. Asabi. Kız beni görünce mi tutuyor yoksa gıcığın? Ne münasebet efendim. Aa, sinirli biraz son günlerde. Ne ikram edelim, ne içersiniz? Çay, kahve? Hadi yapın bir kahve kız. Kapıcı içiyordu, gördüm imrendim. Hamile misin yoksa evlat? Yok kız bir şeyim. Bu herifin öyle bir niyeti olsa önce nikah kıyar. Nasıl olsun kahveniz hanımefendi? Şekerli kız, şekerli olsun. Duydunuz mu efendim, şekerli. Kahvemiz yok efendim, kalmadı. Nasıl biter efendim? Daha dün aldım taptaze 100 gram. Kendiniz pişiriniz o zaman. Pişiremem ben o çarpık bacaklıya kahve mavi falan. Ne oluyor efendim? Sabah sabah yıktınız ortalığı yine maşallah. Ben değil efendim. Yukarıdaki alaman bozuntularının oğlu. Sapık sapık konuşuyor. Olmaz ama efendim. Kadıncağız uyuyor şurada. Uyusun efendim uyusun. Melek ruhlu kadın. Nereden buluyor o dolarları anlamıyorum.
Vallahi ben de anlamıyorum. Takip de ediyorum ama... Hayır, gıcır gıcır da paralar efendim. Oraya buraya sıkıştırılmışa benzemiyor. Bankadan çıkmış gibi. Saklamış demek efendim eline geçtikçe. Olamaz efendim. Hiç para kalmadı ki üstünde. Alıp hemen bankaya yatırıyoruz. Sahte de değil. 200 dolar bozdurdum şuradaki döviz bürosunda. Şükür şükür hemen bozdular. Çıldıracağım. Durup durup dolar yumurtluyor kadın efendim. Vallahi masallardaki gibi. Canım. İnsan gözüyle görmese inanmaz. Sanki Hızır Aleyhisselam getiriyor. Bir kanat takıp melek gibi uçmadığı kaldı vallahi. Anne, bak bakayım şunlara. Bunlar ne parası kızım? Aman ya Rabbi, yine mi? Avusturya Macaristan İmparatoru'nun resmine benziyor. Ay ne Macar İmparatoru anneciğim? Dolar onlar dolar. Amerikan parası. Aman Allah'ım, yine mi dolar? İnsanın mucizelerine nasıl geliyor vallahi? Öpeceğim. Siz bu evin uğurlu meleğisiniz. Dolar. Vallahi dolar. Hem de hakiki. İnsan öpmeye doyamıyor. Ay neler söylüyorsun Sabri Bey, çıldırdınız mı? Aklım başımda efendim, çok şükür. Ne dediğimi biliyorum. Bu mucize, hakiki mucize. Kadın ermiş. Efendim, sorması ayıp ama nereden buluyorsunuz bunları? Şu odada çok var evladım. Şu odada mı dediniz anneciğim? Bizim yatak odasından mı yoksa? Ah. Ha, fena alıyorum. Benim iyi nacette lazım olur diye çamaşırların dibine koyduğum 1000 doları... bulup bulup getiriyor kadın. Ay fenalaştı adam. Fenalaştı. Allah kahretsin, 200 dolarını da bozdurmuştum. Ay ay ay. Gel buraya sen bakayım. Utanmaz ahlaksız. Ne geziyorsun sen sokaklarda? Kıracağım bacaklarını. Ne vuruyorsun efendim? Sus, bana cevap verme. Bak yine çamur olmuş üstünü başına. Ayla Hanım, bakar mısınız? Ay ne yapıyorsunuz anneciğim? Sabri Bey o, Sabri Bey. Allah cezasını versin. Ayla al kızım şunu. Şunun yeni ayağını yıka. Tövbe. Anneciğim nereye? Şurada 3 kaşıklık yumurtanız kalmış. Gelme benim peşimden. Yemem Ayla. Vallahi kırarım bacaklarını. Geziyorum. Anam. Hırsız var, hırsız var. Niye çıktınız efendim şimdi? Ay ne yapayım efendim, gezeceğim diye tutturdu. Gezsin gezsin, yazık. Ağzını hammer. Maşallah, kimin kuşu bu? Cafer Beylerin anneciğim. Papağan, papağan. Ha, al şunu da bir kaşık. Oh, afiyet olsun. Gelme benim peşimden. Kırarım bacaklarını, geziyorum. Gez anneciğim, hem gezelim hem yiyelim. Hadi, 2 kaşık daha var. Eve, hadi anneciğim eve. Hadi. Oo. Çocuk gibi artık peşinden koşturarak mama yediriyoruz. Düşürdünüz tabii kadıncağız efendim. Çarpıldı. Laf çıkarmayın efendim şimdi. Ben mi düşürdüm? Hah, Türkan Hanım buradaymış. Anam. Buradayım buradayım, buyurun. Ne oldu, hayrola? Anam, çarpılmış. Çarpıldı efendim. Sabri Bey salıncaktan düşürdü. Sallarken. Hayır efendim, ne münasebet. Kasıtlı düşürür müyüm hiç? Başı döndü herhalde sallanmaktan. Bir tarafına da nüzül indi. Nüzül mü? Teyzeciğim. Gül, yardım et. Çarpılmış çarpılmış anam. Vah canım vah. Hay Allah. Siz de nasıl düşünemezsiniz? Salıncağa mı bindirilir bu yaşta kadın? Kendisi istedi efendim vallahi. Küçük suya götürün diye tutturdu. İşte Ayla Hanım söylesin. Baş dönmesi falan değil efendim. Kasıt var. Mahsus itti düşürdü. Kadını. Vah anam vah. Belli canım, çarpılmış. Ağzın hayra aç be adam sende. Mahsus olur mu efendim? Takdiri ilahi, cani miyim ben? Sahiden çarpılmış mı yoksa? Yok canım. Anne. Anneciğim. Ayla nereye geldi kızım? Anam konuştu. Aman çok şükür. Türkan Hanım'ın vahanesi değil anneciğim. Nereye koydun benim mısırımı, köre basacak? Aman yarabbim, mısır mı dedi? He, canı çekti herhalde fukaranın. Yediniz ya anneciğim. Kirazımız var, vişnemiz var teyze.
Kivi de getirdim sana. Ayla. Efendim anneciğim. Kim bu suratsız? Rus çarıcısına benziyor. Ne çarıcısı anneciğim? Sizin resminiz, sizin. Hadi şu lokmayı da yiyin. Hop, bitiyor, bitiyor. Ah. Sabri Bey gelsin, küçük suya gideceğiz. Nerede o? Dışarıda, kapıcılarla konuşuyor. Gelsin çabuk, gidelim. Gideceğiz anneciğim. Şimdi ilaçlarımızı da içeriz. İlaç içmem, istemem. Küçük sudan bir de mısır alırız. Ahlaksızlar. Gördünüz mü efendim? Hiçbir şey olmamış gibi kol kola gittiler. Aman ne yapayım efendim? O da mı bana dert? Annem şey istiyor. Ne istiyor yine? Yedi mi mamasını? Yedi efendim. İlacını da içecek şimdi. Küçük suya gidelim diye tutturdu. Ne varmış efendim küçük suda? Salıncağa binecekmiş efendim. Siz söz vermişsiniz. Verdim de efendim. Küçük suda salıncak mı kaldı? Mısır da alın bana. Alacağız anneciğim. Baharı başına vurdu herhalde kadının. Küçük suya kadar ne gideceğiz efendim? Kurarız şu arka bahçeye bir salınca. Hız! Dolaşmaya kaldın da sen de pis musibet. Aa, niye tekmeliyorsunuz hayvanı? Şimdi efendim ne yaptı size? Gel kızım, gel yavrum. Elleri kırılasıca. Ne yaptı yine o hayvana? Tepiniyor yine anneciğim. Paralayacak yavrucağı. Ayla Hanım, sözlerinize dikkat edin lütfen. Burada tekmeleyen, çifteleyen kimse yok. Pıs dedik sadece. Pıs! Aa, kuş gibi uçuyorum Sabri Bey. Ağır olun biraz efendim, uçmayın o kadar. Eteğiniz açılıyor. Sağ ol evladım, tuttuğun altın olsun. Siz sağ olun efendim, vazifemiz. Allah size de uzun ömür versin, başımızdan eksik etmesin. Görüyor musunuz Sabri Bey? Göklere uçuyorum. Uçuyorsunuz da maşallah efendim. Eteğiniz açılıyor diyorum size. Ortalık sapık dolu. Ayla Hanım, duyuyor musunuz beni? Ayla kızım, kocan sana bir şey söylüyor, dinlesene kocanı. Laf dinletemiyoruz efendim maalesef kızınıza. Ayla Hanım, çocuklar bizi bekliyor, bakın yeter artık gidelim. Beklesinler efendim, Allah Allah, onlar her gün biniyor. Hadi bakayım durmayın, gidin siz de kaydırağa binin oradan. Ah iyi valla. Efendim, sizi de üşütmeyelim, yeter mi, gidelim yavaş yavaş evimize. Devam et evladım, ellerin dert görmesin. Eskileri hatırladım şimdi. Rahmetli de beni böyle bindirir sallardı. O da sabırlı adammış vallahi. Ayla Hanım, bakın bir daha söylemem. Eteğiniz açılıyor, yavaş olun biraz. Şimdi avazım çıktığı kadar bağıracağım. Karışmayın efendim öyle eteğime bacağıma. Şurada 40 yılda bir salıncağa binmişiz. Ah, ah. Aman efendim, acelemiz yok. Ağır ağır lütfen, dikkat. Aman anneciğim, gezelim derken iş çıkarmayalım başımıza. Ne tarafa gidiyoruz kızım? Parka anneciğim, parka. Hani küçük suya gidiyorduk? Kandırıyor musunuz yoksa beni? Küçük suya deseniz efendim siz de. Niye uylandırıyorsunuz kadını? Küçük suya anneciğim, küçük suya. Karıştırdım birden. Aferin. İşte bu kadar. İyi huylu, melek huylu kayınvalidem benim. Vallahi sokak ortasında öpeceğim. Daha neler artık. Hemen geliyorum Sevim. Sabri Beyler gidiyor, bir dakika. Tünemiş yine oraya baykuş. Nereye götürüyorsunuz yine o kadını? Allah Allah, sana ne? Bir şey sorduk. Küçük suya efendim, küçük suya, mısır yemeye. Büyük hanımı küçük suya mısır yemeye götürüyorlarmış Sevim. Haklı inşallah. Ne manası varsa alemi ilan etmenin. Ayla, kiminle konuşuyorsunuz kızım? Kuş mu var? Kuş anneciğim, baykuş. Cafer, nerede kaldın? Geldim efendim, buyurun. Malı alt kat merdivenlerinin başında teslim edeceksin, duydun mu? Duydum, duydum. Bir yanlışlık yapma. Ne malıymış o? Bira mı getirdin yine? Ne yapayım efendim? Adam alkolik, içmezse duramıyor. Öyle. O torbada ne var? Bizim manavdan biraz meyve sebze getirdim.
Biraz mı? Çüş. Allah gözünüzü doyursun. Siz mi yiyeceksiniz hepsini? Olur mu efendim? Size de getirdim. Teyze sever. Kivi, muz, armut. Sağ ol evladım. Allah işini rast getirsin. Dönüşte verirsin. Biz biraz hava alıp bir saate kadar geliriz. Ayrılma bir yere sakın. Duydunuz mu Cafer Bey? Biz dönene kadar sakın bir yere. Buradayım efendim. Nereye gideceğim? Aferin evladım. Ne güzel söz dinliyor. Allah bağışlasın. Dinler efendim, dinler. Hiç çıkma sözümden maşallah. Kayınvalide meyveyi sever. Doldur biraz. Tabii efendim. Lafı mı olur? Buyurun.